Nikudamerahimullah diyor ki, eğer kişi suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzere bina eder. Ve izâ şekke fî taharetil mâ'i ev gayrihi ev necâsetihi bena alel yakîn. Eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakîn üzere bina eder. Yani şu, bu ne demek? Öncelikle bu dört mezhebe göre, dört mezhep bu konuda ittifak etmiştir. Bunda icma var. Bu konu şu, eğer bir insan suyun kirliliğinde veya temizliğinde veya herhangi bir şeyin, su dışında herhangi bir şeyin de olabilir, şüphe ederse yakin üzere bina eder. Yani yakin ne? İlk hali üzerine bina eder. Mesela şuna benzer. Düşün ki sen çeşmeden bir su doldurdun. Bu su ne? Yakinen temiz değil mi? Aslen bu su ne? Yakinen temiz. Veya gökten yağmur yağdı. Sen onu bir kaba doldurdun. Evinin bir köşesine veya bahçenin bir köşesine koydun. Bu icmaen nedir? Yakinen yani nedir? Pistir. Sonra içeri girdin. Bahçeye geri döndüğünde bir tane köpek gördün. O kabın etrafında dolaşıyordu ama içtiğini görmedin. Şimdi asıl olan bu su neydi ilk? Yakinen sen neyini biliyorsun? Bu sunun temiz olduğunu biliyorsun. Neyde şüpheye kapıldın? Pis olup acaba bu köpek yaladı mı? Evet. O zaman ne yapacaksın bunu? Asıl üzerine bina edeceksin. Temiz sayacaksın. Tamam. Bu dört mezhebe göre de böyledir. Baktığın zaman Bedaül Senaye, Mebsuta, Temhide, Kafiye, Muhniye hepsinde görürsün bunları. Yani El Maune hepsine baktığında görürsün. Tamam. Bunda zaten mezhepler arasında ittifak var. Ancak burada tersine de dikkat etmek gerekir. Bir de şu var ahi. Düşün ki su pis. Sonradan acaba temizlendi mi diye şüphe ettin. Yine orada bu sefer neyi sayacaksın? Pis sayacaksın. Aslı alacaksın her zaman. Bu nasıl olabilir? Düşün ki bir su depon var. İçine bir necaset düştü ve bunun ne yaptı? Kokusunu değiştirdi. Bu su pis mi? İcmaen ne dedik dersin başında? Pis. Ama diyelim ki aradan 3-5 ay geçti. Bazen yani bu suyun özelliğindendir. Su çok durduğundan dolayı içinde bulunan necaseti yok edebiliyor su. Öyle bir özelliği var. Yani o koku belli bir süre sonra zail olabilir. Anladın mı? Yani düşün ki sen sonra şüphe ettin. Ya acaba bunun kokusu gitmiş midir, gitmemiş midir? Mesela burnun da tıkalı, koku da alamıyorsun. Sen onu asıl üzerine bina edeceksin. Pistir o. Tamam mı? Veya yani temiz veya pis suyun durumu bu. Tamam. Yakın üzerine ne yaparsın? Bina edersin. Bunda icma var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediliyor birisi namazda yerlendim mi, yerlenmedim mi diye. Bazen kişi bu insanda vuku bulur. Kişi bazen dübürünün halka kısmında hareketlenme hissedebilir. Acaba yerlendim mi, yerlenmedim mi diye. Bunda insanlar şüphe duyabilir. Tamam mı? Bu insanlık hali. Şimdi burada kişi acaba yerlendim mi? Ayırt edemiyor bunu. Bunu nasıl sayacak? Asıl üzerine sayacak. Yani her zaman asla döneceksin. Aslen bu insan 5 dakika önce taharet aldığını yani abdest aldığını kesin biliyordu. Sadece yerlenip yerlenmediğinde ne yaptı bu insan? Şüphe etti. Doğru mu? Evet. Şimdi bu şüphe eden bu insan ne üzerine bina edecek? Asıl üzerine. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La yansarif hatta yesma'a savten اَوْ يَجِدَ رَيْحًا Bukhari Müslim hadiste muttefakun aleyh. Sizden birisi koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça veya koku hissetmedikçe ayrılmasın. Yani ne? Şeki her zaman izale edeceksin. Yine seyir secdesiyle alakalı rivayetlere baktığımızda şekki def etsin, yakın üzere bina etsin diyor. Tamam mı? O yüzden bu zaten ittifakendir. Bütün bu naslar da bunu gösterir. Mesela diyelim ki sen evden çıktığında abdest aldığını biliyordun. Biliyorsun. Onda eminsin. Ama acaba abdestin bozuldu mu diye şüphe ettin. Ne sayacaksın kendini? Abdestli sayacaksın. Veya evden abdestsiz çıktığını eminsin. Abdestsiz çıktığını eminsin. Ama sonradan şüphe ediyorsun. Ya acaba ben sonradan abdest aldım mı yoksa almadım mı? Ne sayacaksın? Abdestsiz sayacaksın. Asıl üzerine bina edeceksin. Bunda zaten fukahalar arasında ne var? İcma var. Hatta İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki sırf şüpheden dolayı, sırf şüphe duyduğundan dolayı su hakkında ihtiyatlı davranmak ne müstehaptır ne de meşrudur. İhtiyatlı davranman bile caiz değil. Ya ne olacak ki ben abdest alayım? Bundan hiçbiri caiz değil. Hatta her ne kadar birçok kişi zayıflasa da mani olarak bütün fukahalar hemen hemen bunu sahihler. Allahu alem İbn Ömer radıyallahu anh veya
Ömer bin Hattab babası. Bir havuzun başına gidiyorlar. Sahabe soruyor, diyor ki bu havuz temiz mi, pis mi diyor suyu. O da diyor ki yanında İbn Ömer ve Ömer bin Hattab, ey havuzun sahibi, bize bundan haber verme. Anladın? Çünkü neden? Bak ahi, İslam subhanallah. İslam subhanallah o kadar yani azim bir din ki, yani bütün koyduğu hükümleri kulların maslahatı için koymuştur. Şimdi eğer bak bu şüphe kapısını açarsa veya şüpheye mahal bırakacak bazı hükümler koyarsa bu din, tabir sayısı Allah kullarının ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani kullar bunu alırlar, yani bu genişliği alıp kat kat arttırarak kendi hayatlarında tatbik ederler. Yani nice insanlar biliyorum ve duyuyoruz da, adam öğle namazında tuvalete giriyor vesveseden dolayı, tamam, neredeyse ikindiyi kaçıracak duruma kadar çıkamıyor vesveseden dolayı. Acaba damladı mı? 100 adım atıyor, 500 adım atıyor. Damladı mı acaba, damlamadı mı, kirlendi mi, abdest üstüne abdest alıyor. Bunların hiçbiri dinen caiz değil. O yüzden din bunları def etmek için. Fukahalar da zaten ittifak etmişlerdir. Bu türlü şüphelerin İslam'da ne yeri yok. Yani çocuk diyelim ki üzerine balkonda oynayan bir çocuk veya bir kadın balkonda temizlik yapıyor. Sen de binanın altından yürüyorsun. Balkondan su sıçradı. Acaba bu suya ne bir pislik bulaştı mı? Acaba benim bu elbisem pis mi, namaz olur mu? Bunların hiçbirini itibar almayacaksın. Çünkü su asıl olan temizdir. Elinde kat'i bir delil olmadığı müddetçe o suyu ne yapamazsın? Pis sayamazsın. Allah subhanahu ve teala ona temiz hükmünü vermiştir. Hatta İbn-i Teymiye diyor ki soru sormak bile meşru değildir. Ey arkadaşım, bu su temiz mi pis mi? Bir dükkana gittim, bir tamirci, her yer böyle pis. Suyu görüyorsun ama pis bir alamet yok üzerinde. Böyle berraklığını durduruyor. Sorman caiz değil bu adama. Ya acaba buna pislik bulaştı mı, ona göre abdest alayım vesaire. Bunu sormak bile caiz değil. İslam bunların hepsinin ne yapmıştır? Kapısını kapatmıştır. O yüzden biz nice insanlar biliyoruz. O kadar vesvese var ki adamda. Adam da, her namaz başında abdest alıyor. Her namaz başında. Şimdi eğer bunu nur üstüne nur şeklinde alsa caiz, ama vesveseden dolayı alırsa bu caiz değil. Abdestsiz sayarsın. Anladın mı? Hiç kimse sahabeler gibi, Allah Resulü gibi muttaki değildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım. Yani Allah'tan en çok korkan Resul veya onlardan, Resul'den sonra gelen halifeler, cennetle müjdelenmiş sahabeler. Bunlar bu ihtiyatı, hani bunlar bu dine, bu namaza, bu temizliğe bu kadar meraklı değillerdi de biz onlardan daha mı meraklıydık? Onlar bu ihtiyatı almadılar. Ne yaptılar? Onlar bu ihtiyatı almadılar da biz geliyoruz, alıyoruz. Ümmü Seleme radıyallahu anha ne diyor? Ya Resulallah, bizim, bak hükmü beyan etmek için soruyor, öğrenmek için. Ya Resulallah, bizim diyor eteklerimiz yerde sürünüyor. Ya ona bir pislik, necaset, bir pislik isabet ederse? Ha? Nebi Seleme diyor, ondan sonra gelen onu temizler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler susuz kaldığı zaman hemen teyemmüm ederlerdi, değil mi? Halbuki ona az önce gelip bir köpek işemiş olamaz mı? Veya birisi o toprağın üzerine bir pislik atmış olamaz mı? Hangi sahabe gelip araştırıyordu acaba bu toprakta bir şey var mı yok mu? Direkt ne yapıyorlardı? Toprakla alıyorlar diye. Bunun gibi onlarca rivayet. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ayakkabısıyla namaz kıldığını görüyoruz. Acaba ben yolda giderken bu ayakkabı, hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden biri mescide girdiğinde ayakkabısına baksın, ona bir pislik isabet etmişse, etmiştir, etmemişse, ya acaba etmedi de acaba şimdi yolda kurudu mu, bunların hiçbirinin dinde yeri yok. Tamam, yani sen pisliği görüyorsan görüyorsun, görmüyorsan o temiz hükmündedir. Zaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de o kaideyi veriyor. Ayakkabısına baksın, pislik görürse, görmediği an sen ne sayacaksın onu? Aslı üzerine bina edeceksin. Suya baktın, berrak hali üzerine. Ya acaba bu suya bir şey karışmış mıdır? Mesela su renginde bir pislik karışmış mıdır? Ne olur? Mesela idrar, su renginde idrar. Acaba buna karışmış mı? Ya böyle baksan bunun sonu gelmez. O yüzden diyoruz ki burada اِذَا شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ اَوْ غَيْرِهِ اَوْ نَجَاسَتِهِ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ. Eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa onu ne? Onu temiz sayacak. Evet. Veya yakini kirse kir sayacak. Tamam. Şimdi meseleyi fıkh ettiğini tahlil etme açısından soru sorayım, öyle dersi bitirelim. Mesela diyelim ki sen evden çıktın. Evet. Evden çıkarken abdest aldığına eminsin. Ama sonradan şüpheye kapıldın.
Ya acaba ben sonradan tuvalete gittim mi? Veya sonradan yerlendim mi? Tamam. Abdesti bozacak herhangi bir şeyden şüphe etti. Ne yapacaksın? Asıl üzerine biner edeceğim. Asıl üzerine biner. Bunu onlarca delil saydık. Evet. Değil mi? Yani şekten def edilmesine. Bunun delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden birisi la yansarif hatta yasma asavtan ve ecdari. Ses veya koku hissetmedikçe ne? Ayrılmasın. Yani demek ki asıl üzerine biner edeceksin. Veya 3 mü 4 mü kıldın vesaire ne yapacaksın? Şüpheyi def edeceksin, yakın üzerine bina edeceksin. Bak hep bunlar rivayetler. Evet. Tamam, buraya kadar biliyoruz. Peki diyelim ki tuvalete girdiğini biliyorsun. Ben bundan 1 saat önce veya 2 saat önce tuvalete girmiştim, biliyorum. Yolda gidiyordum. Sıkıştım. Sümbül Efendi Camii'nin yanından geçtim. Hepsini biliyorum. Mesela oraya hemen tuvaletine girdim. Tamam, çıkarken parasını da ödedim. Tamam, çıktım gittim işime. Bunları biliyorsun. Ama bu 1,5-2 saatlik müddet içerisinde şüphedesin. Ya ben acaba ondan sonra bir arkadaşın dükkanına uğramıştım veya eve uğramıştım, mutfağa girdim, banyoya girdim. Acaba orada bir abdest almış mıydım? Şüphedesin. Ne yapacaksın? Asıl yerin üzerine. Asıl üzerine. Neydi asıl? Abdestsiz olman. Abdestsiz olman. Çünkü evet, tuvalete girinden eminsin. Şüphe duyduğun, acaba abdest aldın mı? Yani şüphe duymadığın, ki ona asıl denir, onun üzerine bina edeceksin. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi sahbihi ecmain.